Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber Steam yaz indirimlerine bakacağız. Bildiğiniz üzere 25 Haziran'da Steam yaz indirimleri başladı ve 9 Temmuz'a kadar sürecek. Ben de bugün sizlere birkaç tane tavsiyede bulunacağım. Ama şöyle bir şey yapacağım. Tüm böyle Steam'de genel olarak oyunlara bakıp yorumlamaktansa sadece single player odaklı oyunları sizlere göstereceğim, tavsiye etmeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere son zamanlarda online oyunlar çok fazla popüler oldu ve hepiniz bunları zaten oynuyorsunuz. Peki single player oyunlar ne durumda? Şöyle biraz multiplayer oyunlardan uzaklaşın. Güzel güzel single player deneyimi yaşayın diye sizlere bugün böyle indirimlerden öneride bulunacağım. Şimdi öncelikle bu video şöyle bir şey vaat etmiyor. Sizin kesinlikle sizinde bilmediğiniz ve yeni göreceğiniz oyunlar tanıtmayacağım size. Sizin oynarken keyif alabileceğiniz single player oyunları derledim. Hazırsanız başlamadan önce şundan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere İndirimler biraz tehlikelidir. Bu i̇ndirim büyüsü yüzünden sizin asla almayacağınız oyunları bile aldırtırabilir. Ona göre dikkatli olun. Ben size şimdi oyunları önereceğim ama kendiniz de bir şey alırken lütfen dikkatli olun. Çünkü alıyorsunuz alıyorsunuz oyunları sonra oynamıyorsunuz. Hadi o zaman başlayalım. Bu bir liste videosu değil. Ee, şöyle bir şey yok. Düşük sistem gereksinimleri de gereken oyunlar işte 20 TL altı oyunlar gibi ayırmadım. Sadece single player oyunlar bulunuyor. Şunu da söyleyeyim. Bu arada single player oyun, oyunları tanıtıyorum dedim de, şu e, tarz Mortal Kombat gibi dövüş oyunları ve yarış oyunlarını almadım. E, onlar zaten çok ayrı oyunlar single playere e, katmıyorum. O zaman başlayalım. Tomb Raider serisi gerçekten çok harika bir üçlemedir. 2013'te yapılan versiyondan bahsediyorum. Önceki oyunları da güzeldir ama e, 2013'ten sonra başlayan seri gerçekten özellikle ilk oyununu kesinlikle size çok tavsiye ediyorum. E, görüyorsunuz 5 lira. Çok güzel maceralara atılabileceğiniz ucuz çok tatlı, 10 saate yakın süren bir oyundur kendisi. Tabii ki de dediğim gibi bir sürü oyunu var. Buradan seçip beğenip alabilirsiniz. Ee, en e, en güzellerinden biri tabii ki de 2013'teki oyundur. Rise of the Tomb Raider da güzeldir. Şurada göreceğiniz üzere bu da 13 lira. Ya yani bu da hiçbir şey değil. Bunu da oynadım, bitirdim. Bu da güzeldir. İlk oyun kadar iyi değildir. Shadow of the Tomb Raider da aynı şekilde ama Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider'ın aynısı olduğu için yani 1 ve 2 oynamanız sizin için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yani birinci oyun sisteminizi zorlamaz ama ikinci oyunda biraz kasabilir, kasabilir sisteminiz. En kartınız yoksa gerçekten biraz zorlanabilir. Ama onun dışında çok güzel oyunlardır. Bioshock seri. Bioshock serisinin şöyle bir olayı var. Oynanışı gerilim dolu atmosferle çok güzel bir şekilde birleştiriyor. Ee, ayrıca çok da ucuz. Gördüğünüz gibi 3 oyun ve bir iki tane DLC ile beraber 24 liraya alabiliyorsunuz. Bence alın ve 3 oyunda en az 30 saat yani 3 oyunu 30 saat 35 saat civarı oynarsınız. Çok güzel gider çok keyif alırsınız. E bence Bayoşoku kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki de Far Cry serisi. Yani burada Far Cry serisini anlatmama gerek var mı ama açık dünya FPS aksiyon sevenleriniz varsa ta tabii ki de böyle çok ağım şağım bir hikayesi yok. Hatta neredeyse hiç hikayesi yok. Ama dediğim gibi Far Cry serisini kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Buradaki bütün oyunları oynayabilirsiniz. Far Cry Primal dışında bütün oyunları oynayın arkadaşlar. Ee, size asıl tavsiye edebileceğim 3. oyun en güzel en güzel oyun 3. oyundur. Ee, sonrasında dör dördüncü oyun gelir, beşinci oyun güzeldir. Primal oynamadığınız sürece sıkıntı yok. Primal gerçekten çok kötü bir oyun. Metro serisi, şunu söylemem gerek, gerçekten oynayabileceğiniz en iyi single player deneyimlerinden biri olur. Gerek mekanikleriyle, gerek gerici atmosferi ve oynanışıyla gerçekten sizi böyle e, koltuğunuzun başına kitli oyun oynarken, e, her ne kadar konuşmayan bir karakterimiz bile olsa sizi hikaye alıp götürüyor yan karakterleri, yan karakterleriyle ve e, ana olay örgüsüyle beraber kesinlikle alın. İki oyun, e, birinci oyun ve ikinci oyun 11 lira. Hem de Redux yani gelişmiş Master versiyonları kesinlikle alıp oynayın derim bence. Sunset Overdrive. Xbox One Exclusive'de ama geçtiğimiz sene PC'ye de geldik. Kesinlikle alıp oynayın. Güzel, eğlenceli, hem matrak hem grafikleriyle öne çıkan oynanışıyla öne çıkan bir oyun arıyorsanız kesinlikle Sunset Overdrive'ı öneririm. Çok güzel parkur mekanikleri, çok güzel yaratıklar, çok güzel tasarımlar ve çok güzel espriler bulunuyor. Oynarken ee, gerçekten çok eğleneceğinizi garanti Ve tabii ki de Sonic serisi. Sonic Mania'yı kesinlikle tavsiye ederim. Sonic The Last World o kadar güzel bir Sonic oyunu olmasa da yine de oynanabilecek güzel, eğlenceli bir oyundur. Ee, Sonic Sega All Star Racing serileri de aynı şekilde güzeldir. Onlar indirime girmemiş ama... Sonic Generations kesinlikle alın. Zaten hem ucuz hem de çok güzel eğlenebileceğiniz e, 3-4 saatlik kısa bir e, deneyim sunuyor. Yine... Burada Sega Genesis'in Sonic oyunları var. Bunlar da çok güzeldir. Sonic Forces gördüğünüz gibi burada yok. Sonic Forces almadığınız sürece bütün Sonic oyunlarını oynamanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel oyunlar. Keşke Gönül isterdi Sonic Unleashed falan da çıksın buraya ama şimdilik bunlar elimizde var. Bunlarla çok güzel yetinip eğlenebilirsin Just Cause serisi tabii ki de. Hem ucuz hem de eğlenceli. Gerçekten 6 liraya düşen bir oyun. Yani daha ne diyeyim almayan yoktur herhalde ama... Eğer hala almadıysanız kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Benim PC'de en çok oynarken keyif aldığım oyunlardan biridir kendisi. Ee, yani bunun hakkında biraz konuşmuştum. Ee, biraz optimizasyon sıkıntıları var. PC'nizi kastırabilir ama onun dışında gerçekten çok eğlenebilirsiniz. Ama hikaye beklemeyin. Gün bam boş eğlence. Hikaye bekliyorsanız maalesef boyunda pek fazla bir şey bulamayacaksınız. Şimdi şunu yapmayın sakın. Jazz 3 6 lira. Allah Allah bu oyun ucuz ya. Aa Just Cause 4 çıkmış 83 lira o zaman bu daha kaliteli falan yapmayın Just Cause 3 çok daha güzel bir oyun onu söylemek isterim. Undertale yani birçok kişinin yeterince övdüğü yani benim de övmeme gerek var mı bilmiyorum ama oynayabileceğiniz en iyi single player deneyimlerinden biri 7.5 lira. Yani bu tarzı sevmeyenlere öneremeyebilirim ama yani direkt böyle single player deneyimi arayanlar için bence birebir kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Chaos çok güzel bir 2D platformer oyun ee, biraz zor olabilir ama gerçekten çok güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bu tarzı seven arkadaşlarımızın kesinlikle kaçırılmamız gereken bir oyun. Ve tabii ki de Dark Souls serisi. Dark Souls yani sadece 3. oyun değil yine sadece 3. oyun açık burada ama e, Sekiro'yu da sayabiliriz ama Sekiro biraz pahalı onu hiç önermeyi bile şey etmiyorum. Dark Souls 3 44 lira olmuş. Zor oyunları seven, meydan okumaları seven, böyle acayip oturaklı, böyle sağlam dönüş mekanikleri arayan arkadaşlarımız için gerçekten harika bir seri. Dark Souls 3 olur. remaster, Birinci oyunun remastered olur. ikinci oyun olur. Hepsini alabilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel oyunlardır. Böylece bunu da tavsiye etmiş olayım. Metal Gear Solid 5 maalesef önceki oyunları Steam'de veya PC platformunda bulunmuyor. Emulatörle oynayabiliyorsunuz diye biliyorum. Neyse ki 5. oyun bilgisayarda bulunuyor. 39 liraya hem Grand Zero's hem de Phantom Pain olan bir paketi bulunuyor. 2 tane oyun geliyor size. Yani Grand Zeros, Grand Zero's, biraz kısa ama olsun o da bir başlı başına bir oyun olarak geçiyor. Açık dünya strateji gizlilik odaklı bir oyun, uzun soluklu bir oyun arayan varsa gerçekten Metal Gear Solid Metal Gear Solid'i kaçırmamanız gerek. Max Payne serisi yine 3. oyun karşımda ama 1 ve 2 de buna dahil olabilir. Max Payne serisini nasıl açıklayabilirim? Saf aksiyon. aksiyonun dibine vurmak isteyen arkadaşlar için Max Payne serisi 1 ve 2 de dahil sizi çok eğlendirecektir emin olun. Superhot. Çok farklı bir yapıyla karşımıza çıkan SuperHUD özellikle fiyatıyla gerçekten bizi şaşırtıyor. 10 15 lira fiyat etiketi gerçekten bu oyun için çok iyi. Oyunda değişik bir zaman algısı var. Siz hareket ettiğiniz zaman sadece zaman hareket ediyor ve bu da oyuna çok farklı bir hava katıyor. Kesinlikle bence e, alıp deneyimlemeniz gerekiyor. E, bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Gayrim, yani RPG oyunlarının babası. Yine uzun soluklu bir oyun arıyorsanız bence kesinlikle Skyrim'e bakmalısınız. Daha ne söyleyebilirim ki Skyrim yani koskoca Skyrim. Yine böyle çatışmalı aksiyonlu oynarıyorsanız Call of Duty serisine bakabilirsiniz. Call of Duty'nin yine ilk oyunu var ama dediğim gibi bir sürü oyunu var. 1500 liralık bir paketi var. Uh! Yani bir sürü oyunu var. Bakın hanginiz size göre daha iyi, hangisi daha çok sevilmiş. Kendinize göre bir oyun seçip alın. Şu anda şu anda fiyatlar güzel. Fallout 4 yine çok güzel bir RPG oyunu. Nükleer sonrası post apokaliptik bir dünyada geçen ee, bu oyunu yine dediğim gibi uzun soluklu, keşfetmeyi çok seven, aynı zamanda da RPG oyunlarını çok seven biriyseniz kesinlikle Fallout'a bakmanız gerek. Fallout 4'e veya e, bir önceki oyunlarına da bakabilirsiniz. Fallout New Vegas, Fallout 3 bunlar da çok güzel oyunlardır. E, bunlara göz atabilirsiniz. Wolfenstein serisi. Yine Doom gibi arcade FPS türünde olan Wolfenstein serisi de 2 e, pack olarak iki oyunu da 30 lira karşılığında e, alabiliyorsunuz. Bence güzel bir e, indirim. Arcade FPS oyunlarını seviyorsanız gerçekten bir göz at. Dying Light. Hali hazırda ikincisi gelmeden önce bence kesinlikle oynamanız gereken bir oyun. Biliyorum son yıllarda zombi oyunları çok türede ama Dying Light kesinlikle çok güzel bir oyun. Bunu bir zombi oyunu olarak e, sınıflandırmak bile yanlış olabilir. Çok güzel bir aksiyon RPG parkur oyunu e, kesinlikle 20 liraya oynamanız gereken e, bir oyun. Yani gerçekten oynarken o gerilimi hissettiğinizde ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız. GTA 5 ne diyeyim? Mafya serisi. Atmosferiyle ve hikayesiyle kendinizi kaybedebileceğiniz harika bir single player deneyimi. 11 liraya düşmüş gerçekten hiçbir şey. Batman Arkham Knight. Şimdi yine sadece Arkham Knight'ı görüyoruz burada ama Batman Arkham Asylum ve City de çok güzel oyunlardır. Origins'i çok bilmiyorum ama Asylum ve City özellikle City çok güzel oyunlardır. Batman olma hissini size en iyi veren oyunlardan biridir. Yani kesinlikle Batman'i seviyorsanız veya süper kahraman oyunu arıyorsanız bilin üzere sinemada süper kahramanlar bu kadar popülerken oyun sektöründe neden bu kadar az süper kahraman oyunu var gerçekten bilmiyorum ama bu kesinlikle en iyi süper kahraman oyunlarından biri. 14 liraya yani müthiş. Kapet. Hali hazırda zaten bir incelemesini çekmiştim. Yeterince anlatmıştım oyunu. Ama genel olarak çok güzel bir co-op oyun olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarınızla ve tek başınıza çok eğlenebileceğiniz bir oyun. Boss savaşlarında oluşuyor genellikle. Çok güzel bir oyun. 26 liraya gerçekten uzun soluklu bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Zaten dediğim gibi zor bir oyundur. Assassins Creed serisi. Evet her ne kadar böyle çok fena bir şekilde tavsiye etmesem de özellikle neden direkt Assassins Creed bir açıldı ama bunun hakkında bir video yapmıştım. Ee, birinci ve üçüncü oyundan uzak durduğunuz sürece genel olarak Assassins Creed serisine giremediyseniz bir girip bak göz atabilirsiniz gerçekten ucuz fiyatları var. Ama benim tavsiyem e, Assassins Creed Odyssey ve Origins ikisinden birinden başlamak ama isterseniz Assassin's Creed 4'e de falan da bakabilirsiniz. Bunların incelemesini, incelemelerini okuyayım ben. Sadece 1 ve 3 oynadım. 1 ve 3 oynamayın diğer serileri de incelemeler okuyarak bu seriye başlayabilirsiniz isterseniz. Ve son olarak Witcher serisi. Enis Kirazoğlu'nun dediği gibi nedenini biliyorsunuz. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Elimden geldiğince bu indirimlerde alabileceğiniz size güzel single player deneyimi sunabilecek oyunları göstermeye çalıştım. Umarım kendinize böyle birkaç tane aa bu oyun güzelmiş ya bunu alabilirim diyebileceğiniz oyun çıkar da şu yazınızı birazcık daha dolu geçirirsiniz. Multiplayer oyunlardan biraz uzaklaşın. Kafanızı dinlendirin. Güzel güzel oyunların hikayesiyle kendinizi kaptırın. Tekrar söylüyorum indirimler aldanmayın. İndirim 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 seviniyorsunuz ama aslında işin altında yatan çok sıkıntılı işler var dediğim gibi. Neyse şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.